Merhaba, Gündem Çocuk programının 107. bölümüne hoş geldiniz. Bugün engellilik meselesine ki daha önceki birkaç programda aslında üzerine farklı boyutlarıyla durduk. Siyaset alanından gelen bir belgeyi konuşarak devam edeceğiz. HDP'nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı, Mart ayının sonunda yayınlamış olduğu engellilik manifestosunu konuşacağız. Bunu konuşmak üzere de iki önemli konuğumuz var. Hatice Betül Çelebi, HDP Engelliler Komisyonu eş sözcüsü. Hocam hoş geldiniz. Olduk. Ve HDP Milletvekili Musa Piroğlu. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu alanda zaten Musa hocamı her yere koştururken oradan oraya görüyoruz. Bu alanda bize de daha önce konuk oldu sağ olsun. Sonra de konuk oldu. Medyascope'da da daha önce başka bir programlarda konuk olduğunu biliyoruz ama bugün aslında özel olarak bu belge üzerine konuşacağız. Bu siyaset alanında Türkiye'de çok sık rastlamadığımız bir şey. Genelde seçimlere 3-5 kala, işte 15-20 gün kala siyasi partiler uzmanlara ulaşırlar. Ya şu konuda bir belgeye ihtiyacımız var deyip bir şeyler derlemeye çalışırlar. Ama ortada henüz belirlenmiş bir seçim tarihi olmamasına rağmen HDP engellilikle ilgili bir manifesto yayınladı. Oldukça da kapsamlı bir çalışma. Öncelikle ellerine sağlık emeği geçen herkesin bu alana çok önemli bir katkı vereceğini baştan söyleyeyim görebildiğim kadarıyla. Bu manifestonun ortaya çıkış sürecini öncelikle konuşmak istiyorum. Nasıl bir ihtiyaçtan ve ne şekilde ortaya çıktı? Betül Hanım siz de başlayalım isterseniz. Engellik konusu aslında Türkiye'de her zaman klişe yaklaşılan siyaset üstü bir konu olarak algılanıldı ve algılattırıldı. Engelliler şu an 10 milyona yakın engelli yurttaşımızın olduğunu öngörüyoruz TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre. Büyük bir azınlık aslında diyebiliriz. Evet. Politik olarak marjinalleştirilmiş bir grup. Bu şekilde bakıldı. Çünkü bakış açısı her zaman bir hayır işi perspektifi oldu. Zaten içerisinde yaşamış olduğumuz engellik kültürü de engellik konusunu buradan inşa eden bir yaklaşım. Acıma duygusuyla ve muhtaç olan bir kesim olarak ilişki kuruluyor engelli nüfusuyla. Oysa ki şu ana kadar yoksulluğu biz hayır işiyle gideremedik. Yani yoksulluğun giderilmesi, tamamen farkındalıkların ve bilincin başka bir boyuta kaydırılması, yani kapitalist sistemin önerdiği gibi ihtiyaçların artırılarak değil, tam tersine ihtiyacımız kadar harcadığımız noktada imkanların sınırlı olduğunu gördüğümüz noktada bir farkındalıkla bunu çözebiliriz. Engellik de aynen böyle bir konu. Bir hayır işi değil. Engellilik aslında tamamen insan hakları ve demokrasi sorunu. Dolayısıyla buradan bakmamız gerekiyor ve bu hiyerarşik olarak, yani acımayla kurulan bir ilişki aslında dikey bir ilişkidir toplumsal olarak. Dolayısıyla burada bir sağlamcı ideolojinin inşasını görüyoruz. Yani siz kendinizi üstte bir noktada görüyorsunuz ve sizin altınızda olan, sizin aşağınızda olan, sizin çok ulvi duygularınıza, yardımınıza ihtiyaç duyan bir kesim olarak engelleri görüyorsunuz. Ve hayır işi yaparak bu sorunun giderileceği öngörülüyor. Şu ana kadarki kültür bunu inşa etti ve bunun üzerinden ilerledi. Siyaset de buna bu şekilde yaklaştı. Hepimizin alışık olduğu görüntüler var. 10-16 Mayıs haftalarında işte herkes siyaseten bir engelli bularak başını okşar bir vaziyette. Tabiri caizse bir evcil hayvanın başını okşar gibi. Buradan bir duygu ve hissiyatla kendi vicdanını rahatlatmaya çalışan bir duygu içerisinde fotoğraflar vererek ya da işte sevgi her şeyi halleder. Hepimiz bir engelli adayız cümleleriyle geçiştirilen, sadece o günlere, atanmış günlere özel olarak gündeme getirilen bir konuydu engelli konusu. Oysa ki hepimiz bir engelli adayız cümlesinin sağlam ideolojinin, sağlamcı ideolojilerin inşa ettiği, kendini üste gören o kibirli halin bir yansıması ya da kendi vücut bütünlüğünü kaybetmekten korkan içindeki bir sağlamcı insanın söylemi olduğunu biz yıllardır keşfedemedik ve buradan baktık engellilik konusuna. Bizim manifesto hazırlığımız aylarca sürdü. Arkadaşlarımızla bunun üzerinde çalıştık. Bizler de engelli bireyler olarak zaten bu sorunun özneleri ve sıkıntıları yıllardır yaşayan kişiler olarak bu ihtiyacı tespit ettik.
Ve nasıl bir engelli kültürü içerisinde yaşıyoruz? Bu engelli kültürü sorunları çözemiyor ve çözemeyecek. Hangi perspektiften bu konuya yaklaşmamız gerekiyor? Elbette ki tamamen zihinsel bir toplumsal dönüşümün inşası gerekliliği çok açık. Manifesto'da bu dönüşümün hem zihinsel hem dinsel dil olarak oluşturduğumuz, inşa ettiğimiz bu negatif kültürün değişimine bir kıvılcım olmayı amaçlıyor açıkçası. Evet, çok teşekkürler. Musa'cığım, burada size dönmek istiyorum. Uzun yıllardır siyaset alanında çok aktifsiniz. Ama hani siyaset alanının şu an sizin de içinde bulunduğunuz HDP'nin de geldiği bu noktada bu engellilik manifestosu ne anlama geliyor? Yani bu bir Atış Hanım söyledi, bir kıvılcım olduğunu söyledi Betül'ün, ama bu kıvılcım yani geldiğimiz noktada nasıl bir eksik kapatacak, hem partiniz açısından hem Türkiye siyaseti açısından ne anlama geldiğine dair düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben 1 Aralık için kürsüye çıktığımda hemen öncesinde söz aldım mecliste ve dedim ki muhtemelen şimdi kürsüye çıkan sevginin engelliği nasıl aşacağını gösterecek, vicdan ve yüce gönüllülük gösterileri yapacak ve herkesin engelli aday olduğunu açıklayıp yüce sevgiyle bunun aşılacağını, sevginin bütün engelleri kaldıracağına dair söylemlerde bulunacak. Mümkünse bunları kullanmayın dedim. Yani bunun yerine bizim somut sorunlarımız var. Bu somut sorunlara dair somut çözüm önerileri tartışın dedim. Ne yazık ki benden sonra konuşan herkes yine büyük sevgi gösterilerinde bulunup sevginin bütün kapıları açtığını, sevginin bütün engelleri yıktığını söyleyip gene soyutta kalan açıklamalarla yürüdü. Şimdi engelli manifestosunun ana mantığı aslında burada farklılaşıyor. Şimdi nasıl ki biz sürdürülebilir bir yoksulluktan değil, yardımla geçinen bir yoksulluktan değil, yoksulluğu kaldırmaktan söz ediyorsak, tartışıyorsak devrimci güçler, sosyalistler ve muhalifler olarak, engellilik meselesinde de yardıma muhtaç olma olgusunu ortadan kaldırma tartışmasını yürütüyoruz. Aslında bizim manifestonun ana mantığı engelli tanımından çıkarak engeli yaratan durumun kendisinin ortadan kaldırılması tartışmasıdır. Zira gerek sevgi gösterileri, gerekse muhtemelen işte bu salgın döneminde yapamıyorlar ne yazık ki, ama her 10-16 Mayıs tarihlerinde tekerlekli sandalye bağışları, büyük törenlerle, kurdelalarla, akülü sandalye ve benzeri yardımlar, ziyaretler ve benzeri şeyler, gösterilerin hepsinin altında temel bir mantık yatıyor. Yardım, yardıma muhtaç insana yapılır. Siz engellileri yardıma muhtaç hale getirmişseniz ve bakış açınız engellilerin yardımla ayakta kalan, destekle ayakta kalan ve aslında devletin yük olarak gördüğü fakat bir dizi yardımla sırtında taşıması gerektiğine inandığı bireyler ve kişiler olarak gördüğünüz andan itibaren doğal olarak da engellilikle ilişkiyi de bu yardım ilişkisi üstünden kurarsınız. Yoksulluğu da böyle gördükleri için işte her Ramazan ayında kampanyalar başlatılır, yoksul evlerine birer koli gönderilir ve böylece de bunu da bir de törenle yaparlar, gösterilerle yaparlar, iftar çadırları kurarlar. Orada hatta giderler bir gecede bir iftar açılışını da katılırlar, o yemeklerden kendileri de yerler ve böylece aslında yoksullarla nasıl dayanıştıklarını gösterirler. Ama bu bakışın kendisi aslında engelliliğin ve yoksulluğun devam etmesinden başka bir şey değildir. Bizim bakış açımızdaki temel mantığımız tam da bunun değiştirilmesidir. Engeli ortaya çıkaran toplumsal örgütlenme boyutunu ve bu örgütlenmenin toplumsal hayatın yol açtığı bilinç düzeyinin değişmesidir. Bu noktada temel olgu şu siyaset alanında ya da başka alanlarda. Hayatı değiştiremiyorsak bilinci değiştirme şansımız yok. Farkındalık denen şeyin bence en önemli unsuru engellilerin toplumsal hayata katılmasıdır. Katıldığınız andan itibaren yani insanlar aslında fiziksel ya da zihinsel yeti kaybının toplumsal hayatın herhangi bir alanında
kişinin kendi yeteneklerini sunmasına engel olmadığını gördükleri andan itibaren, bunun koşulları yaratıldığı andan itibaren aslında engel sorunu da ortadan çıkacak. Bu yüzden biz tıbbi bakış açısının yerine, yani yeti kaybından kaynaklanan ama yeti kaybını aşmak üzere kendini tarif eden, bunu aşmak için bir takım palyatif tedbirler öneren bakış açısı yerine tam da bu yeti kaybının hayata katılmamızı engellediği durumların ortadan kaldırılması üstünden bakıyoruz. Bu yüzden de bizim için engellilik toplumsal bir meseledir. Fiziksel bir mesele değildir. Toplumsal meseleyi yaratansa fiziksel yeti kaybının toplum yaşamına katılmasının doğrudan toplum tarafından gerekli tedbirler alınmadığı için engellenmesidir. Çok somut sorunlar var aslında, biz bunları da muhtemelen konuşacağız ama tam da bu noktada bizim bakış açımızı böyle tarif etmemiz şunu getirdi. Bir meclisteki siyasi partiler dahil, dışındakiler de dahil. Aslında bir bütün, ben buna toplumsal muhalefet örgütlerini de katıyorum. Toplumsal muhalefet dinamiklerini de katıyorum. Bir bütün olarak bir engelli meselesinin bir başka bakış açısıyla tanışma imkanları getirdi. Bunlar bizim bulduğumuz, keşfettiğimiz şeyler de değil. Yıllardır tartışılmış, teorize edilmiş, hatta bir takım yerlerde uygulamaya içinde çalışılmış adımlardı. Bunların gündeme getirilmesinden başka bir iş yapmadık biz. Ama etkisi yüksek oldu çünkü aslında engelli örgütler, engelli bireyler, siyasi yapılardan bu çeşit bakış açıları ve bu çeşit hamleler görmeye çok alışkın değiller. Evet, hiç alışkın değiliz aslına bakarsanız. Şimdi o kısmını konuşacağız Musa Hocam. Sözünüzü kestim, özür dilerim ama biraz sırayla gitmek istiyorum. Önemli de gördüğüm için. Öncelikle yani tabii bu bir manifesto ve uygulamaya dair çok fazla şey söylenmiyor doğal olarak. Ama zaten önemli olan kısmı da bu. Öncelikle tanımları değiştirmeyle ilgileniyor. Yani paradigmayı siz biraz anlattınız ama Betül Hanım'a bunu biraz detayını da sormak istiyorum. Engellilikle ilgili tanımdan başlayarak neyi reddediyor bu manifesto? Yani biraz önce Musa söyledi, tıbbi modeli reddediyoruz, bunu bireysel değil toplumsal bir şey olarak, bedensel değil toplumsal olarak algılıyoruz dedi ama bunu biraz açar mısınız? Nedir reddetti? Şimdi geleneksel bireyce tıbbi model dediğimiz bir modelle inşa edilmiş kültür içerisinde yaşıyoruz. Bu negatif bir kültür. Özet olarak nedir tıbbi model? Engelliliği bir bozukluk, deformasyon, eksiklik olarak ve hastalık olarak tanımlayan bir modelleme. Kişinin başına talihsiz bir olay gelmiştir ki dinsel öğretilerin de ilavesiyle çoğu zaman buna biz toplumda kader olarak karşılaşıyoruz. Kötü bir kader. Ama bu kişinin kendisine ait bir kötü kader ya da şanssız bir olaydır. Ben bazı röportajlarda şunu duydum. İşte kötü piyango. Yani bu şekilde de tanımlanabiliyor. Dolayısıyla bu tıbbi model tıbbın aslında engelli olmayı bir hastalık olarak tanımladığı ve sürekli olarak da bunun iyileştirilmesi yönünde telkinde bulunduğu bir modelleme. Yani bu modelde engelli olan aslında yurttaş olarak tanımlanmaz. Acınmaya, korunmaya, muhafaza edilmeye ve iyileştirilmesi gereken bir hastalık olarak görülen ve tanımlanan bir modelleme. Oysa ki ve bunu yeti kaybı olarak da tanımlıyorlar. Biz genellikle sağlamcı ideolojiler dediğimiz ideolojiler üzerinden inşa ediliyor bu. Aslına bakarsanız bu ideoloji, ırkçılık ve sağlamcılık tamamen madalyonun iki yüzü gibidir. Birisinde toplumsal bir kibir hali vardır. Yani kendinizi bir ırktan üste gören bir ruh hali içerisindesinizdir. Diğerinde ise tamamen kendi bedensel özelliğinizi daha üstün ve tam olarak görüp diğer bedeni kendinizden daha aşağıda görme haliniz vardır. Sağlamcı ideoloji bunu bu şekilde inşa eder. Dolayısıyla bu... Çok özür dilerim. Bu söylediğiniz şey aslında sadece engellilik için değil, toplumsal ayrımcılığın tezahür ettiği hemen hemen her konuda herhalde aşağı yukarı böyle ortaya çıkıyor. Elbette yani. Zaten bu mekanizma aslında hep bu şekilde işliyor. Bu psikoloji ve bu sosyolojiyle işliyor. Dolayısıyla buradan ayrımcılık ve dışlanma ve bir sosyal baskı olarak bizim hayatımıza tezahür ediyor. Bu anlamda aslında kapitalist sistemin kodlamış olduğu beden algıları var.
Yani bizim çok derinlikli olarak burada esasen yüzleşmeler yapmamız gerekiyor. Hem sisteme dair, hem toplumun kendisine dair, hem de kendi farkındalığımız noktasında kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü kapitalist sistemin biyopolitikalarla inşa etmiş olduğu bir kutsadığı ve yücelttiği bir beden algısı var. Yani Türkiye'de bu beden algısını, bu prototipi şöyle tanımlayabiliriz aslında. Türk Sünni ve sağlam beyaz erkek olarak tanımlayabiliriz bu prototipi. Aslında bu prototipin dışında kalan farkındaysanız herkes öteki. Ve herkes de bir ayrımcılığa uğruyor. Çünkü ayrımcılığın mekanizması aynen sizin söylediğiniz gibi aynı sosyolojiden besleniyor. Bireysel olarak ve şu ana kadar bütün demokratik muhalefet olarak düşündüğümüz dinamiklerin de hepsi çok üzülerek söylemek zorundayım ki engellilik konusuna hep bu hissiyatlarla yaklaşmıştır. Çünkü Yani bunu sadece bir iktidar olgusu olarak da görmüyorsunuz dolayısıyla. Doğru mu? elbette. Elbette. Çünkü sistem gerçekten zihnimizi inanılmaz derecede etkiliyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, toplumdaki bireyin zihni bir geri dönüşüm kutusu kapitalist sistem için. Her gün popülist sunumlarla, sosyal medyayla, reklamlarla, dizilerle veya yazılarla, makalelerle sürekli olarak zihnimize bir şeyler atılıyor. Ve biz bunun farkında olmuyoruz. Bu nasıl inşa ediliyor? Bunun bile farkında değiliz. Bir anda bir bakıyoruz ki içimizde bir sağlamcı var. Öncelikle gerçekten sahici yüzleşmeler yapmamız lazım. Biz demokratik muhalefet içerisinde olan aslında öznelere özellikle bu çağrıyı yapıyoruz. Çünkü oradan bir dönüşüme ihtiyacımız var. Orada bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Kaldı ki yıllarca bu konu sadece engellik içerisinde konuşulan bir konu oldu. Yani engellilerin kendi içinde konuştuğu, tartıştığı bir konu oldu. Oysa ki dönüşümün toplumun kendini normal olarak gören, işte o sağlamcı ideolojide, o bedende, sağlam bedende kendisini gören kişilerde bu dönüşümü yapmaya ihtiyacımız var. Asla bakacak olursanız bu toplumun kendisini bu beden hapishanelerinden özgürleştirecek bir yüzleşmedir. Bunun hiç farkında değiliz fakat sistemin bize idealize ettiği o tam bedenler bizim için bir hapishane. Onun içerisinde kendimizi güvende, iyi, mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Ve yeti kaybı olarak konuşuluyor. Oysa ki biz engelliliği asla ve asla bir yeti kaybı olarak düşünmüyoruz. Engellilik bedensel bir farklılık, nöroçeşitlilik. Yani buradan bakmamız gerekiyor. Hayatı sadece tam ve bütün, bize tam ve bütün olarak dayattıkları o bedende yaşama ya da potansiyelimizi ortaya çıkartma durumunda değiliz. Her koşulda bunu yapabiliriz. Eğer o beden hapishanelerinden özgürleşebilirsek. Evet, yani bu şekilde ifade ettiğiniz şeyin manifestoda çok hoş bir ifadesi de aslında engelliliği bir insan hakları ve daha da ötesinde bir demokrasi sorunu olarak görüyor olmak. Evet. Böyle algılıyor, tanımlıyor olmakla ilgili bir açılım var. Musa'cığım, bunu da size sormak istiyorum. Yani insan hakları meselesi anlaşılabilir. Sonuçta bir hak mücadelesi. Her ne kadar bu yardım kültürü temelli olarak çok fazla algılanıyorsa ağırlıklı olarak da. Ama işin demokrasi kısmını da biraz açar mısınız? Yani neden engellilik meselesi bir demokrasi sorunudur? Şimdi bunun birkaç boyutu var. Demokrasiyi nasıl tariflediğimizle ilgili bir şey. Demokrasi soyut insanlar arası ilişkilerden ibaret bir alan değil. Esas olarak demokrasiyle kastedilen devletin demokratikleşmesi. Ve devlet iktidarından söz ettiğimiz her yerde de aslında bir sınıf iktidarında ve sınıfsal çatışmalardan da söz ediyoruz. Ben geçen bir toplantıda da değindim. Bunu çok, çok pratik yaşayarak, deneyimleyerek de öğrenme şansına sahibiz. Engellilik meselesi aynı zamanda sınıfsal bir mesele, doğrudan yoksullukla alakalı bir mesele. Çünkü erişim temel sorun olarak engellilerin önünde duruyor ve bizim erişimden anladığımız sadece fiziksel olarak bir yerlere erişmek, bir yerlere ulaşmak değil, sanatsal, toplumsal yaşamın her alanına değmek ve buralarda kendimizi var etmek, bir vatandaşlık haklarından her yerde yararlanabilmek. Bu noktada da erişim meselesi aynı zamanda var olan kapitalist toplumun içinde ekonomik bir mesele. Engellilerin zaten somut sorunları nerede konuşulsa baktığınızda hepsi ekonomik sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Ve bu sorunları yaşayanlar da işçi sınıfı ve yoksul halkların bireyleri
oluyor. Bu noktada biz demokrasi meselesini iki boyutuyla tartışıyoruz. Bir, engellilerin temel talebi vatandaşlık hakkından eşit oranda bütün vatandaşlar gibi yararlanmak. Yani sanatsal, fiziksel, istihdam, eğitim, sağlık, toplumun kendini var ettiği her yerde bütün vatandaşların gibi bir hak, bu haktan yararlanmak. Ama zaten vatandaşlık haklarından söz etmeye başladığınız yerde de toplumsal olarak da bunun bütün vatandaşların bu haklardan eşit olarak yararlanmadığı bir konjüktürde bir üretim tarzı içinde yaşadığımızı da görmek gerekiyor. Bu nedenle engellilik meselesi aynı zamanda bir politik mesele olarak görülmesi gerekiyor. Yani bu bir kültürel tercih değil. Bu bilinçsel, vicdani bir tercih de değil. Aslında birebir engellilik sorunlarını yaratan toplumun tekil bireyleri de değil, topluma yön veren o üretim tarzı ve o üretim tarzının yöneticisi halinde duran devlet iktidarının politik tercihleri. Bizim sorunlarımız diye karşılaştığımız ve ısrarla bize sürekli taleplerin geldi meclisten şu yasaları çıksın ya da şu talepler dile getirsin denen şeylerin hepsi aslında son halde politik olarak ifade edilmesi gereken, yasalarla düzenlenmesi gereken ve yasalarla düzenlenmiş uygulamaların da mevzuata uygulanır hale getirilmesini gerektiren yönelimlerden oluşuyor. Bu noktada da politik tercihler. Evet hocam, tam bu noktada bir lafa girmek istiyorum. Bizim çocuk hakları alanında da çok sık rastladığımız, Betül Hanım da başta ifade etti. İşte çocuk meselesi siyasetin konusu değildir, siyaset üstü bir meseledir. Bir formu da engellilik içinde hep söylenir. Bu sevgi meselesi de onun devamında hem ikinci cümledir ama ya, siz aslında engelliliğin de tam olarak politik bir mesele olur. Engellilik politik bir konudur. Öyle politikalar üstü, devlet üstü, siyaset üstü falan bir mesele değildir diyorsunuz. Tam da buradan bakmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bizim çözüm öneriler diye tartışıldığında, yani mesela erişim diye tartışıldığında, yerel yönetimler yasası diye konuşulduğunda, işte sağlık uygulama tebliği diye konuşulan benzeri şeyler, hatta bir bütün olarak şöyle basit söyleyeyim. Engelliye bakışın altında, yani bu bedensel bakışın altında bir üretimin üretim dışına düşmüş, kapitalistlerin üretim dışına düşmüş bireyleri artık yük olarak görmesi, ki bunu kaba tarifle emekliler ve yaşlılarda çok rahat görebiliriz. Salgın dönemi de bunu çok rahat gördük. Devlet de, sermaye de bu iki gücü kendi sırtında yük olarak görür. Ve taşımak zorunda oldu ve mümkünse ilk fırsatta da kurtulmak istediği yükler olarak görür ve bütün yaptırımlar aslında buralardan gelir. Örneğin emekliler, işte bu ülkede 13 milyona yakın emekli var. Asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyorlar ve sefalet içinde yaşamaya mahkum ediliyorlar. Ve neredeyse artık bu toplumdaki vatandaş olarak görülmeyen ailelerin vicdani şeylerle bakıldı ve emeklilik meselesine de aynı bakılıyor. Engellilik bundan da kötü. Çünkü engellilerin büyük bir kısmının hiçbir geliri de yok. Ve yaşama dahil olamıyorsanız, yani ekonomik haklarınız yoksa, kendi hayatınızı sürdürecek gelir imkanlarınız yoksa ya da toplum bunu zaten kendi sağlamamışsa, yani her şeyin paralı olduğu bir coğrafyada sizin parasal imkanlarınız yoksa bu haklardan zaten yararlanamıyorsunuz. Ve engellilerin üretime, engellilerin istihdama, eğitime katılma, kendi sağlık sorunlarını giderme ve toplumsal hayata katılmak için medikal ihtiyaçlarını gidermek, bunlar devlet ya da yerel yönetimler tarafından karşılanmıyorsa sizin kendi gelirinize bırakılıyor. Zaten yardım, sadaka kültürünün altında da tam da bu yatıyor ve neredeyse bütün kampanyalar da buradan yürütülüyor. İşte bir ara hatırlarsınız, pet şişe kapağı toplayıp sandalye alalım da işte ben geçen gördüm, çok da yadırgadım. Şimdi bir sandalye, tekerlek sandalyeli bir vatandaş İstanbul'da kaldırıma çıkarken devrilmiş. Basına yansıması. İşte bir motokurye yardım ediyor. Vicdansızlık diyor, bütün araçlar gidiyor. Ama zaten meseleyi vicdana bıraktığımız andan itibaren hep birilerinin vicdanlı olmasını bekleyerek gideceğiz. Benim için ise sorun şu, kişinin hayatının başkalarının vicdanına bırakılmaması meselesi. Aslında bizim engelliliğe karşı manifestoda da vurguladığımız şey bu. Başkalarının yardımına, vicdanına mecbur kalmadan, bu ihtiyaçların hiçbirine kalmadan bizim kendi hayatımızı sürdürecek hale gelmemiz. Bu yüzden de aslında demokrasiyle doğrudan alakalı, insan haklarıyla doğrudan alakalı,
Ama aynı zamanda dediğim gibi üretimin yapısıyla doğrudan alakalı bir şey. Politik bir durum. İktidarın, hükümetlerin politik tercihi, üretim tarzının politik tercihi. Bunu değiştirebilirsek, yani aslında engellilik sorununun çözümü buradan bakıldığında toplumsal meseledeki eşitsizlik ve adaletsizliğin çözümüne paralel giden bir şey. Ben geçen vurgulamıştım, tekrar burada da söyleyeyim. Bu toplumsal muhalefet ve dinamikler içinde, mücadele dinamikler içinde böyle engellilik sorunu çözemeyen bir ülke hiçbir zaman adil ve eşit bir ülke haline gelmeyecek. Bu yüzden de bu kurumlarda, bu mücadelelerin içinde bu sorunun çözüm imkanlarını tartışmak zorundalar. Çünkü kendi mücadele ettikleri zeminin ana parçalarından birisidir engellilik meselesi. Evet, dolayısıyla aslında engellilerin özgürleşmesi hepimizi özgürleştirecek gibi bir şey. LGBT hareketten ödünç alırsak tanımı öyle bir duruma geliyor. Şimdi bitiriyorum, size de şeyi sormak istiyorum. Tüm bu sorunları ve aslında bu paradigma değişimi önerisinin çözümü olarak da denkleştirme diye bir kavramdan ve modelden bahsediyorsunuz. Bu engelli bireylerin insan haklarına dair sözleşmenin de konu ettiği bir şey. Herkes için tasarım, evrensel tasarım ve denkleştirme meselesi. Bu denkleştirmenin politik karşılığı nedir? Yani şimdi evrensel bildirgenin birinci maddesinde bütün insanlar onur ve haklar bakımından eşittir diyor. Ama bu eşitlik meselesine farklı bir yerden bakıyorsunuz ve bir denkleştirmeden bahsediyorsunuz. Nedir bu denkleştirme? Bizim aslında toplumsal olarak eşitlik anlayışımız farklılıkları gözetmeksizin bir eşitlik anlayışıdır. Hukuksal olarak da genellikle böyle bir tanım yapılır. Fark gözetmeksizin haklardan eşit yararlanım gibi algılanır. Oysa ki toplumsal doğa tamamen farklılıklardan oluşmuş bir yaşam biçimidir. Dolayısıyla biz aynılaştırmadan, yani eşitlik anlayışımız da bir aynılaştırma ve tekliftleştirme içermekte aslında sosyolojik altyapısında. Oysa ki biz şunu söylüyoruz, toplumsal farklılıkları ve toplumsal doğayı gözeterek bütün farklılıkların kendi kabulü içerisinde, yani engelliliği bir reddediş olarak değil, bir kabulden hareketle ve o farklılığın gerektirdiği ihtiyaçları gözeterek buradan bir eşitlik oluşturmamız gerekiyor. Biraz önce tıbbi modeli anlattık. Tıbbi model bir restorasyondan bahseder her zaman ama o restorasyon hep engellinin eksikliğine, engeline, kendisini yetik kaybı olarak tanımladığı kısma odaklanarak orayı restore etmeye ısrar eder. Oysa ki biz de diyoruz, evet bir restorasyona ihtiyacımız var, fakat restorasyon toplumsal olmalıdır. Yani nerelerde bizim zihnimizdeki ön yargılarda, dilimizdeki inşa edici söylemlerde, klişelerde, erişilemez bilgide, erişilemez binalarda, yani bireyin neye ihtiyacı varsa onu gözeterek istihdamda bu denkleştirmeyi, bireyin kendi farklılığını göz önünde bulundurarak koşulları denkleştirmemiz ve eşitlememiz gerekiyor. Perspektifi biz buradan geliştiriyoruz, buradan oturtuyoruz. Bu anlamda da yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu söyledik. Çünkü gerçekten yerel yönetimler hayatı yeniden inşa eden ve bu mimari yapılanmaları, erişebilirliği özellikle bu anlamda bu sorumluluğu taşıyan yapılanmalar. Buradaki farkındalığın ve buradan başlayacak bir hareketin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Çünkü şu anki mevcut mimari yapılanma aslında bir inkarcı yapılanmadır. Yani aynen yine biraz önce bahsettiğimiz gibi nasıl ki ırklarda veya farklı cinslerde bu inkarcı refleksimiz varsa, toplumsal olarak engellinin inkarı da aslında bu mimari yapılanmadır. Yok sayarak görmezden gelme. Yani siz yoksunuz. Bu planlamalar yapılırken, binalar inşa edilirken, yollar, kaldırımlar ya da araçlar, toplu taşıma araçları alınırken siz yoksunuz zaten. Bir inkar politikasıdır bu da aslında bir bakıma. Özellikle metropollerde engelli bireylerin o trafik yoğunluğunda ve karmaşada mega olarak inşa edilmiş o binalarda varlığı hiçbir şekilde düşünülmemiştir. Evet, yani şöyle bir ortaklık kuracağım izin verirseniz. Yani çocuklarla ilgili meselede de aslında toplumun bakışı engellilik mevzusuyla çok örtüşen noktaları var. Özellikle bu yetişkinler tarafından inşa edilmiş kentlerde çocukların var olması mümkün olmadığı bir düzen var. Ama bunun dayandığı temel çocukluğu geçici varsaymakta ve bir yetişkinliğe doğru onun
tırnak içerisinde yine söylüyorum, tamamlanacağı, yani o eksik insan olarak görülen çocuğun kendini tamamlayacağı düşünüyor. Ama engellilerde bir tümden yok saymalar. Yani bütün hayatın dışına itme, o katılımın önüne engeller koyma ya da o engelleri bile isteye kaldırmamak söz konusu. Dolayısıyla da aslında hani ortaklaştığı yönler olduğu gibi çok ayrışan tarafları da var. Şimdi yavaş yavaş aslında işin çocuk tarafına da gelmek istiyorum. Manifestoda engellilik ve kadın meselesine iki uçtan bakmışsınız. Birincisi, kadın engellilerin, yani hem engelli hem kadın olmaktan da dolayı yaşadıkları ek ayrımcılık, aslında dizi ayrımcılıklardan bahsederken, bir yandan da aslında engelli çocukların annesi olmakla ilişkilendirerek de mevzuyu almışsın. Şimdi buradan yola çıkarak bir bu kadın meselesine ve engellilik meselesine, yine Betül Hanım size döneceğim izninizle, nasıl örtüştürüyorsunuz bunu, birazcık özetlemenizi rica edeceğim. Ve buradan çocuğa nasıl bağlayacağız? Yani bu çok detaylandırılmamış manifestoda. Bilerek mi bırakıldı arkaya ya da sonraya bilmiyorum, ama çocuk meselesine nasıl baktığınızda kısaca soracağım. Onu da Musa Bey'den belki dinleyebiliriz. Şimdi engelli olmak aslında, engellik dendiği zaman tamamen sizin üzerinize, etinize, kemiğinize yapışan bir etikettir. Yani sizin her şeyinizi örter. Cinsiyet de buna dahil. Engellik dendiğinde cinsiyetsizleştirilen bir kesimden bahsedilir. Bunun erkek, kadın, çocuk vesaire bir ayrımı toplum tarafından yapılmaz. Engelli bütünsel olarak eksik olan insandır zaten. Dolayısıyla kadınlar ataerkil, özellikle bir toplumun inşa ettiği toplumsal normların varlığında, işte yine sağlamcı ideolojilerin inşa ettiği bu toplumda, aslında kadın olmak da ayrıca eksiklik olarak Aristo mantığından gelen bir felsefede işte eksiltilmiş erkeklik olarak tanımlanır. Dolayısıyla bu iklimde, bu sosyolojik yapı içerisinde engelli kadınlar ataerkil toplumun, erkek egemen toplumun kadına yüklemiş olduğu o toplumsal normları, yani çocuk doğurma, ev işlerini yapma, erkeğin ihtiyaçlarını giderme, cinsel ihtiyaçlarını giderme gibi konularda tamamen yetersiz ve hasarlı bedenler olarak algılanırlar. Dolayısıyla hem engelli olmalarından dolayı hem de kadın olmalarından dolayı bir çifte ayrımcılığa maruz kalır engelli kadınlar. Yine şiddetin, kadın şiddetinin ve cinayetlerinin bu kadar yoğun işlendiği bir toplumda engelli kadın olmak aslında taciz, istismar ve şiddetin, dışarıda bırakılmanın, çok daha mobbingin, istihdamdaki mobbingin çok daha yoğun olarak hedef seçtiği kendisine bir kesimdir. Çünkü bedensel olarak karşı koyma kabiliyetinin daha düşük olduğu düşüncesinden hareketle gerçekten bu karanlık zihniyetin her zaman hedefinde olan bir kesimdir. Ayrıca bunun dışında yine ırksal ve inançsal bazı farklılıklar da eklendiği zaman engelli kadın olarak çoklu ayrımcılığa dönüşen, içinden hiç çıkılmayacak bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yine manifestoda bahsettiğimiz engellik aslında kadının hiçbir zaman dışında kalamadığı bir durum. Yani ya kadın olarak siz engelli olabilirsiniz, bir engelli kadın olabilirsiniz ya da engelli çocuğu doğuran bir anne olabilirsiniz. Dolayısıyla aslında kadını her yönüyle ilgilendiren bir konu engellik konusu. Özellikle engelli çocukları doğuran kadınlar çocuklarıyla birlikte ciddi bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Yine sağlamcı ideolojilerden kaynaklı olarak sağlam çocuğu doğuramayan anne modunda eksik görülen, yani o beklenileni karşılayamamış, eksik görülen bir kadın olarak algılanmakta ve bu şekilde muamele görmektedir bu kadınlar. Ve özellikle çocuk konusuna gelince, elbette ki bu çok çok derin ve bizim inceleyeceğimiz ileriki süreçlerde hedef olarak önümüze koyduğumuz çalışmalardan, bu alanda ciddi konuda sıkıntılar var. Kadınların en büyük yaşadığı sıkıntılardan birisi de aslında bir çocuğun doğumunun genetik iki yapının bir arada olmasıyla olduğu gerçekliği, tıbbi gerçekliği göz önünde bulundurularak genellikle aslında engelli çocuğun doğumundan ya da toplum gözündeki o eksikliğinden genellikle anne sorumlu tutulmaktadır. Ve yine aslında gücün de kasa bağımlı olmadığını, kasla ilgili bir şey olmadığını
Biz bu durumlarda çok net görüyoruz. Çünkü bazen ve sıklıkla da diyebiliriz buna. Erkekler engelli çocukları terk edebiliyorlar. Kadınları da terk edebiliyorlar. Özellikle nöroçeşitlilik çok uzun bir yolculuk. Gerçekten annelerin sevgi ve sabırla üstlendiği çok çok uzun bir yolculuk. Bu yolculukta genellikle yolu terk ediyor erkekler. Kadınlar yolu yalnız yürümek zorunda kalıyorlar. Evet, yani kamunun üstlenmediği sorumluluğu erkek de üstlenmiyor ve aslında kadının sırtına bırakılıp bir şekilde onun halletmesi gereken, hatta sorumluluk kılığı bir meseleye dönüşüyor. Gerçekten hem yükü anlamında da ağır hem de adaletsiz bir mesele de var orada. O sorumluluğun bu şekilde üstleniyor olmasında. Musa Hocam, size de şeyi sormak istiyorum. Yani çocuk meselesi manifestoda geçmekle birlikte diğer meselelere göre oldukça az ele alınmış. Bu belki hem sonradan detaylandırılacak bir şey olabilir ama bir tespit olarak bunu koyayım. Şimdi sizin bakış açınızdan çocuk engellilik meselesi nereye oturuyor toplumsal olarak bu politik alanda? Çünkü ikisinin de politik olmadığı iddia edilen çocuk ve engellilik meselesi bir araya geldiğinde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Şimdi bakın, aslında tamamen devletin, iktidarın politik tercihleriyle, ekonomik ve politik tercihleriyle alakalı bir durumu tartışıyoruz. İktidar çok uzunca bir süredir kamusal alanın tamamının özelleştirilmesi ve özel sektöre devredilerek bir çeşit hizmet alıcı bir yere devletin çekilmesi anlamına gelen ve sosyal devlet politikalarından vazgeçen bir çizgi izliyor. Bunun pratikteki hayat karşımıza çıkan işte hastanelerden, sağlık hizmetinden, kamusal alana kadar hemen her alanın özel sektöre devredilip buradan işi çözme kurgusuna gidiyor ve eksik geliri yeterli olmayanlara da çeşitli devlet yardımları ya da başka kamusal yardımlarla sorunu çözmeye çalışıyor. Benzer uygulama engellilik alanında çok çok daha yüksek düzeyde. İktidar engellinin sosyal haklarını aslında aileye devrederek sorunu çözme yönüne gitti. Başlarda biraz daha yaygın olarak, sonra giderek adım adım daralttı ve neredeyse hiçbir işe yaramaz hale getirdi. Bakım, evde bakım ücretleri ödeyerek öncelikle engelliyi aileye bağımlı hale ve eve bağımlı hale getirdi. Ve ardından da bunu da iyice kıstı ve neredeyse imkansız hale getirdi. İki, çocuk meselesindeki sorun çok daha vahim. Bu da bir politik tercihli. Örneğin biz çocuk dediğimizde karşımıza özellikle nadir hastalıklarla boğuşan çocukları görüyoruz. İşte SMA'lı çocuklar, otizmli bireyler, zihinsel sorunlar yaşayan başkaca faktörlerdeki, unsurlardaki birçok birey neredeyse ailenin sırtına bırakılmış tamamen ve devletin tamamen elini çektiği alanlar. Devlet okul vermiyor. Hatta birçok engelli çocuğun gittiği özel okulların hepsi kapatılıyor. Özel eğitime yollanıyor. Rehabilitasyon, özel rehabilitasyon merkezlerine veriliyor. Devlet buradan hizmet aldığını söylüyor. Birçoğu çok sorunlu SMA'lı hastaların, birçok çocuğun bakım tedavisi, bakım için ihtiyaç duyduğu ilaçların SGK tarafından karşılanması engelleniyor. Ve böylece bir kere çocuk neredeyse tamamen kendi kaderine terk ediliyor. Ben çok denk geldim, ısrarla da geliyor. Örneğin otizmli çocukların belli bir yaşa kadar bilimsel ve düzeyli bir eğitim alması onların hayata katılmasını sağlıyor. Ama bunlar özellikle de bu ülkede birkaç tane okul var. 25-30 bin liraya mal olan maliyetleri var bu okulların aylık. Ve ailenin oralara gitmesi gerekiyor. Evi, koşulları, bir sürü sorunu var. Ve bunlar ekonomik sorunlar aynı zamanda. Ve devletin karşılaması gereken şeyler. Devlet bunları karşılamıyor. Bir başka vahim durum. SMA'lı çocukların tedavisi için ilaç gerekiyor. Bir, ilaç şirketleri bunu korkunç büyük rakamlarla satıyorlar. Yani buna insan vahşilik de diyebiliyor. Milyarlar, trilyonlar kazanan devasa büyük ilaç şirketleri, servetle oynayan ilaç şirketleri çocukların hayatıyla oynamaya devam ediyorlar. Devletler bunu karşılamıyor. Çünkü kendilerine yük görüyorlar. Ve yük gördükleri için de bu çocuklar, bir bütün olarak çocuklar zaten sizin dediğiniz baştaki şeyle birleştiğinde alabildiğine sorun oluyor. Ve burada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bu politik tercih aynı zamanda çocuğa bakış açısı da tamamen
sınıfsal bir mesele. Bunu okulundan özelleştirme politikası bunu getiriyor. Parası olan istediği yerde okuyabiliyor. Parası olan istediği sosyal hizmeti alabiliyor. Sağlık desteğini alabiliyor. Parası olmayan ise ortaya bırakmış durumda kendi kaderiyle boğuşmaya sevk ediyor. Bu noktada çocuk sorunu, özellikle de çocuk engelliliği sorunu bizim içimizde kadın engelliliğiyle beraber aslında engellilerin engellisi olarak da görebileceğimiz en alt seviyeyi gösteriyor. Bir boyutu bunun toplumun kendi vahşeti. Burada pek gündeme getirmeyi şey yapmıyorum ama gazete haberlerine yansıyor. Korkunç derecede artan fiziksel ve cinsel saldırı söz konusu. Hani her gün vicdanıyla övünen, ne kadar yardımsever olduğunu anlatan, iyiliksever olduğunu anlatan toplum ne yazık ki kendi çocuğun eğitiminden başlayarak bu beden algısını ortaya koyan bir yerden daha ufacık yaştan itibaren bireye bir engelli bakış açısı kazandırıyor ve ciddi bir vahşilik var orada. Hem yok sayma, hor görme, aşağılama, hırpalama, fiziksel, psikolojik saldırı söz konusu ve ne yazık ki adalet sistemi bu konularda hiçbir şey yapmıyor. Hatta tam tersine bunu devam ettirecek bir uygulama önlüyor. Toplum birçok yerde bunları bildiği halde ses çıkarmıyor, görmezden gelmeyi tercih ediyor. Neredeyse yani engelli çocuklar, engelli kadınlar, fiziksel ve cinsel saldırının hepsine toplum tarafından da açık hale getirilmiş durumda. Bu bir acımasızlık alanı ama sorun burada başlıyor. Burada çözmesi gereken ilk başta iktidarın kendisi. Yani politik tercihlerin değişmesi gerekiyor. Ve bunun için de tabii ki mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadele edilmediği sürece de bu olmuyor. Evet, ona da geleceğim. Bu mücadele ve örgütlenme meselesi. Şimdi 40 dakikayı aştık ama biraz daha vakit kullanmak isteyeceğim. İki tane sorum var. Sonra son soruyla da size döneceğim. Bundan sonra neler yapılacakla ilgili. Ama Musa Hocam size şey sormak istiyorum. Daha önceki bir söyleşinizde siyasi iktidar ya da siyaset istese bu sorunların %90'ını bir hafta içerisinde çözer diyorsun. Şimdi bu müthiş bir vaat gibi duruyor ama nedir karşılığı? Kısacık onu alalım. Onu soracağım. Sonrasında da bu işin içerisindeki biraz önce vurguladığınız örgütlenme meselesi. Yani şimdi biz engelli derneklerini, engelli sivil toplumunu oldukça örgütlü görüyoruz aslında. Çok sayıda sivil toplum örgütü var. Bu alanda çalışan bunun neyini yeterli görmüyorsunuz? Yani bu kadar büyük bir örgütlenme var işin içerisindeyken bunun karşılık gelmiyor mu sizin söylediğiniz örgütlenme? Bir de bunu soracağım. Birincisi şu, dediğim gibi bunlar politik ve ekonomik tercihler. Yani aynı zamanda bir bütçe tercihi. Siyasal iktidar, meclisteki çoğunluğu ve meclis bunu gündeme getirse, mecliste buna itiraz edecek hiç kimse olmadığına inanıyorum. Ben basit söyleyeyim. Meclisteki milletvekillerinin arasında, tam sayıyı bilmiyorum ama azımsanmayacak oranda kendi ailesinde bu sorunları yaşayan bireylerin olduğu, engelli bireylerin olduğu milletvekilleri var. Otizmle ilgili var, başka hastalıklarla ilgili var. Ama ne yazık ki otizm eylem planı mesela uygulamaya alınmıyor bir türlü. Çıkmadı, kullanılmıyor. Devlet ve yerel yönetimler otizmle ilgili kendi okullarını açsalar ve buraya gerekli bütçeyi ayırsalar, ailelerin kalacağı mekanları yaratsalar, yani o çocukların hırpalanmadan kendi hayatlarını sürdürecek hale gelmesinin koşullarını yaratsalar, ki bu bir tercih, para ayırmaları gerekiyor, basit bir şey. Bütçenin bir kısmını buraya ayırmaları gerekiyor, bu mümkün. Yasal düzenlemeler bir kısmı yapılmış, geri kalanı çözülüp bundan uygulanması için gerekli tedbirleri alsalar, bunu yapmayanlar cezalandırılsa, mesela ben size basit bir örnek vereyim. Ben kendim de mücadele ettim ve bir belediyenin havuzu, bir engelli arkadaş havuza gidiyor, yüzmek istiyor. Ona diyorlar ki engelliler günü, pazar günü şu saat, o saatte gelirseniz yüzebilirsiniz. Ben konuştum kendi belediye başkan yardımcısıyla konuştum. Dedi işte engelli birey, onun orada durması sorun, işte onun yanına güvenlik görevlisi vermemiz lazım, destek vermemiz lazım, bir sürü şey anlattı. En son ben dedim ki o zaman ben geliyorum dedim. Engelli birey olarak ben o havuza gireceğim, siz de beni engelleyin dedim. Çözüldü.
Bir taneyle banzai gönder. Yani çok basit işler bunlar. Hani isterse çözebilecekleri şeyler, çözmüyorlar. Sorun şu, niye çözmüyorlar sorunu? Benim başta dediğim yere geliyor. Tabii ki. Engellilik ekonomik ve toplumsal olarak yük görülüyor. Ben size basit söyleyeyim. Ben 15 yıl öğretmenlik yaptım. Ve engelli bir bireyin, engellilerin olmadığı bir okulda, normal bir okulda öğretmenlik yapması çok tercih edilen bir şey değil. Çünkü ben şu bakışı direkt gördüm ilk gittiğimde okul müdüründe. Başımıza yük geldi. Okul idaresinin düzenleme yapması lazım, planlama yapması lazım. Binanın uygun hale getirilmesi lazım gibi bir sürü tedbirin alınması lazım. Ama devlet zaten bunları sağladığında ve buna uymayanlar da cezalandırıldığında mahkemeler bu çeşit saldırıları normal hukuk normları içinde bile değerlendirip cezalandırsa bu saldırıların önü kesilir. Bunlar çocuk toplumun koruması altına alınsa sadece engelli çocuğun değil bütün çocuklara yönelik bu saldırıların önü kesilebilir. Fiziksel, cinsel, zihinsel hatta yaşamı güvence altına alınsa. Örneğin eğitim ve sağlığın tamamını parasız hale getirildi. Medikal hizmetlerin ücretsiz hale getirilip devlet ve yerel yönetimden karşılandığı, yerel binaların, ulaşımın, fiziksel erişimin imkanlarının yaratıldığı koşullarda bunlar büyük oranda çok rahat çözülür ve ben hala aynı iddiaya sahibim. Meclis isterse bir hafta içinde hatta bir iki gün içinde bunun bütün yasal dayanıklarını çıkarır ve bunu uygulayacak tedbirleri de alır. En başta da engellilerle beraber bunu yapar. Yani yukarıdan aşağı denetim mekanizmasını kurar. Peki eksiklik nerede diyeceğiniz bize dair? Ya sanırım bunu talep eden bir örgütlenme mi? Nedir o zaman sorun? Aslında sorunumuz şu. Biz talep etme dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Aslında bu toplumun genel sorunu da. Yani işte aşı herkese vurulsun diyoruz mesela. Engelli örgütlerde büyük oranda bir dizi talepleri var. Meclise de geliyorlar. Grupları da ziyaret ediyorlar. Bu taleplerini de sürekli iletiyorlar. Ama iki tane sorunumuz var. Bir, engelli örgütleri kendilerini bir mücadele örgütü olarak tanımlamıyorlar. Daha çok bir destek örgütü olarak tanımlıyorlar. Ve bu desteği vererek bence de bu yüzden de engelli örgütlerin önemlice bir kısmı da var olan engellilik anlayışının sürdürülebilir hale gelmesine yol açıyorlar. Yardım ve destekle yaşayan birey olgusu ne yazık ki bizim bilinçaltımızda da kendini yer etmiş durumda. Bunu aşmak gerekiyor. İki de iki tane temel iş yapması gerekiyor. Engelli camiası ne yazık ki ortak ve birlikte hareket etmek konusunda çok gönüllü değil. Birbiriyle çok daha fazla parçalanmış, bölünmüş, çok fazla bölünmüş bir yapımız söz konusu. İki, topyekün bir politik mücadeleye de girmek gerekiyor. Engelli örgütler engellilik meselesini politika üssü görüyorlar. Ve politika üssü görmenin bir boyutu şu, engellilik sorunu ekseninde bütün politik partileri aşan, politik örgütlenmeleri aşan ortak bir bakış açımız var. Yaşanan çok çıplak bir sorun var. Bu soruna dair ortak bakış açıları var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Yapacak iş çok basit. Aynı şeyler. Aklın yolu bir der gibi. Burada birleşmemiz gerekiyor. Ama bu birleşmenin vardığı yerde şu. Devletin ekonomik ve politik tercihlerini değiştirmesi. Bütçe dönemi dahil hepsinde müdahale etmek gerekiyor. Bu yok. İkincisi de ne yazık ki mücadele sahnesinde hiç yok. Yani farkındalık denen şey, ben buradan bakıyorum, biz mücadeleye girdiğimiz sürece büyüyen bir şey. Biz kendimizi hayatın içine zorladığımız yerde, yani bir devlet bunun imkanlarını açmıyor, toplum bunun imkanlarını açmıyor ama biz de bunu açacak bir direnç ve çaba göstermiyoruz. Ben bu konuda kadın hareketinin herhalde çok büyük örnek olacağı iddiasındayım. Çok büyük kazanımlar aldılar ve büyük mücadeleyle aldılar ve şimdi de korumak için de çok büyük mücadele yürütüyorlar. Yani görmezden kimse gelemiyor. Dolayısıyla talep Bunu etmekle değil, aynı zamanda mücadele etmekle, aynen mücadeleyle öyle bakıyorum. kazandıklarında tutmakla ilgili bir tarafı var. Engellilik örgütlenmelerinde, engelli örgütlenmelerindeki en önemli eksiğin de bu olduğunu söylüyorsunuz. Aslında tam da söylediğiniz sebeplerle engellilik politik bir mesele, çocukluk politik bir mesele ve böyle yaklaşılması gerekiyor. Eninde sonunda bir kaynak paylaşımı ve toplumun adalete göre yönetilmesi ve
kişilerin birbirlerine karşı korunması meselesi. Burada bunun politik olmayan hiçbir tarafı yok. Politikalar üstüyse yani bu ortaklaşabilme bir zeminin belki tanımlıyor olabilir ama ortaklaşabilme zemini içinde ciddi bir mücadele gerekiyor. Çok teşekkürler Musa Hocam. Ve Betül Hocam son soru size. Şimdi bu manifesto ortada yani parti içinden başlayarak onu çok güzel söylediniz. Partinin dışına doğru bütün örgütlenmeleri sadece iktidarı da değil muhalefetinden demokratik örgütlere ve bütün demokrasi sahasına seslenen bir yani manifesto. Bundan sonraki aşaması nedir manifestonun? Nasıl ilerleyecek hem HDP hem de bunu ortaya koyan bileşenler? Nedir planımız? Planımız aslında bu başlatmış olduğumuz Engeller İçin Adalet kampanyasıyla bir anlamda şekillendi. Biz şu an pandemi kaynaklı bu çalışmalarımızı fiziki olarak planlamıştık fakat online olarak şu an yürütüyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Manifestoyu bütün demokratik kitle örgütlerine bastık ve dağıttık ve online toplantılar yapıyoruz şu an bu yapılarla. Pandeminin koşulları müsait olduktan sonra bu çalışmalarımızı yüz yüze devam ettireceğiz. Aslında bu farkındalığın, toplumsal farkındalığın ve dönüşümün her gerekli özneseni ziyaret ederek, dokunarak, anlatarak dönüşümü başlatmak ve devamlılığını sağlamak manifestonun hedefi. Bunun dışında dilden bahsetmiştik. Aslında eşitsizlik dilde başlıyor. Özellikle dil, kullandığımız dil çok önemli. Bunun içinde yapmış olduğumuz bir başlattığımız yeni bir çalışmamız var. Manifestonun devamı niteliğinde. Ayrımcı tabirlerden kullandığımız dili yani kelimeler, söylemler, deyimler ve cizeler tarzında. Özellikle de biz aslında ben makalelerde çok rastlıyorum. Örneğin sosyalist dinamiklerin yazılarında rastladığım zaman da çok üzülüyorum. İşte kör ve sağır iktidar diyoruz. Politik körlük diyoruz. Yani bu anlamda gerçekten bir dönüşüme ihtiyacımız var. Oysa ki iktidarlar hiçbir şekilde kör ve sağır değiller. Tercih kullanıyorlar. Yani genel anlamda toplumsal bir eğilim var. Bir olumsuzluğu hayatımıza, karşımıza çıkan bir olumsuzluğu işte engellilerin bedensel özelliklerini ifade eden kelimelerle anlatma ve bu olumsuzluğu pekiştirme gibi bir tavır içerisindeyiz. Bu anlamda gerçekten ciddi bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bunun için de yeni bir çalışma başlattık. Bunu yine kamuyla paylaştık, yayınladık. Bir anket formu hazırladık. Ayrımcı tabirlerden dilimizi arındıralım şeklinde. Önümüze koyduğumuz çalışma hedeflerimizden birisi de bu. Buradan da bu çağrıyı yapmak istiyorum aslında. Toplumun tüm fertlerine, sadece engelli bireyler için değil, bu konuda düşünelim. Nasıl inşa ediyoruz? Yüzleşelim kendimizle ve dilimizi arındıralım. Bu aslında başladığımız bir yolculuk ve devam edeceğiz. Sonuçlandırıncaya kadar devam edeceğiz. Bitmeyecek yani öyle söyleyeyim. Ne kadar çok dönüştürebilirsek, yani belki eğer gerekirse tek tek bireylerle dokunarak, konuşarak bu dönüşüme ihtiyacımız var. Sadece engelli bireyler için değil, gerçekten hayata, bedene ve yaşadığımız sisteme dair sahici yüzleşmeler yapmamız lazım. Bunu yaptığımız takdirde sadece engellilik sorununu çözmeyeceğiz. Yani yaşam aslında bir puzzle gibi. Realite bir puzzle gibi. Toplumsal doğa gerçekten hepimizin girinti ve çıkıntıları var. Biz bu girinti çıkıntılarla birbirimizi tamamlıyoruz. Oysa ki sistem bunları törpülemeye doğru bir sistem. Yani işte o girinti ve çıkıntıları törpüleyip herkesi eşit bir hale getirmeye çalışıyor. Oysa ki eşitlendiği zaman yani sistemin o eşitlik anlayışı içerisinde bizim o rengarenk ve güzel resmi, o bütünselliği yaşama, o duyguyu hissedebilme şansımız yok. Bunu görmemiz lazım ve bu yolculuk da bizi buraya götürecek. Evet yani bu hani diğer pek çok alanda olduğu gibi aslında homofobide olduğu gibi ya da işte cinsiyet ayrımcılığında olduğu gibi önce kişinin kendiyle yüzleşerek daha sonra bunu toplumsallaştırarak herhalde çözeceği bir şey ve bu mücadele için önemli bir adım. HDP'nin engellilik manifestosu. Her ikinizin de önce katıldığınız için ayrıca da bu belgede emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.
herkese emeği için çok teşekkürler. Söyleyeceğiniz son bir şey var mı Musa'cığım? Eklemek istediğiniz son bir şey varsa alayım. Sonra bir saate varmadan kapatmam gerekiyor. Yani sadece son birkaç cümleyle şöyle söyleyeyim. Engellik sorununda biz iktidara karşı hem talep hem mücadele yükseltirken temel görevlerinden birinin de toplumsal dinamiklere düştüğü iddiasındayız. Çünkü ne yazık ki iktidarla aynı bakış açısı oralarda da kendini yeniden üretiyor. Yönetimlerinden binalarının yapısına, mücadele perspektiflerine kadar engellilik yok sayılıyor. Engelli üyeler yok sayılıyor, talepler yok sayılıyor. Bunu konuda da zaten biz kendi partimiz dahil bir dönüştürme mücadelesini hep beraber yürüteceğiz. Bu konuda da en büyük görev de biraz oraya düşüyor. Devlet kadar toplumun ve toplum kadar da ona önderlik eden kitle örgütü ve demokratik kurumlarında değişmesi. Hem bakış açısıyla hem de imkan ve mücadele perspektifiyle değişmesi gerekiyor. Bunu becerebilirsek büyük yol alacağımız iddiasındayım. Evet, zaten herhalde bu manifestonun en güçlü ayağı da kendini mükemmelleştirip dışarıya seslenen bir şeydi. Kendinden başlayarak dönüşümü hedefleyen bir şey. Dolayısıyla HDP'nin içinden başlayıp dışına doğru seslenen bir şey. Ve belki de en net mesaj ama vicdanınız, empatiniz sizin olsun, haklarımızı verin gibi bir mücadeleye çağırıyor herkesi de. Çok teşekkür ederim Musa Hocam, Betül Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben gerçekten manifestoyu sizin kadar okuyarak, hakim olarak bizimle program yapan ilk program diyebilirim. Bu anlamda ayrıca size çok teşekkür ediyorum ilginiz ve bu özleminiz için. Asıl emek yazanlarda gerçekten Türkiye siyasetinde görmeye alışık olmadığımız bir özenle hazırlanmış bir belge. O yüzden umarız hak ettiği kıymeti bulur, karşılığı bulur. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle çocukla ilgili meselelerde bunun açılımlarını izlemeye devam etmek isteriz. Bu konuda da takipte olacağız. Tekrar çok teşekkürler katıldığınız için. Bizi izleyenlere de izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağ olun. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek